Herkese yeniden merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar, bu videoda gördüğünüz gibi bikini çalışması yapacağız. Örgü bikini çok kolay, pratik bir yapım var. Bakın, bu şekilde birkaç tane örnek koydum ben size. Görmeniz açısından farklı renklerde nasıl duracağını. Bakın, bu şekilde iki parçaya öreceğiz bunu. Bu ön tarafı, bu da arka tarafı. Bu ortadan başlayacağız. İlk başta ön tarafını öreceğiz. Daha sonra arka tarafını ördükten sonra bakın bu bölüme geçeceğiz. İki parça örüp buradan da birleştireceğiz. Çok kolay bir yapım var arkadaşlar. Tüm sayıları size net bir şekilde vereceğim. Zaten videoda ayrıntılı bir şekilde anlatacağım. Bu şekilde bakın. Süsleme de yapabiliyorsunuz. İstediğiniz süslemeleri de yapabilirsiniz. Bu bölümlere de yapabilirsiniz. Buralara da. Yani o bölüm sizin tercihinize kalmış arkadaşlar. Videoya geçmeden kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Zil tuşunu da aktif hale getirirseniz benden gelen tüm bildirimlerden haberiniz olur. Instagram'dan da beni takip edebilirsiniz. Örgüperest Instagram adresim. Evet, hemen bikinilerimizin yapımına geçelim. Evet arkadaşlar, Alize Diva ipini kullanacağım ben. Buna uygun da 3 milimetrelik, yani 1,70 milimetrelik tığ kullanacağım. Siz de isterseniz bu ipi kullanabilirsiniz, bu ipten. İsterseniz de bikini ipleri var, onlardan da kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar, dediğim gibi şu ilk ön taraftan yapmaya başlayacağız. Şu aradan yapacağız. Bu şekilde yukarı doğru çıkacağız. Zincir çekerek başlıyoruz. İpimizi buradan sabitliyoruz. 16 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 16'ya tamamlayalım. 16 zincir çektik. Bakın, tırnağımızı buradan tutuyoruz. 2 zincir daha ekliyoruz. 1, 2. Üstüne alıp hemen bu tuttuğumuz yerden, yani 16. zincirden batıyoruz. İkili trabzan yapıyoruz. Zincirimizle beraber 2 oldu. Şimdi devam ediyoruz. Zincirin sonuna kadar ikili trabzanlar yapıyoruz. Batıyoruz. İkisini bir, ikisini bir çıkarıyoruz. Toplamda zincirimizle beraber 17 tane trabzanımız olacak. Üstüne alıp batıyoruz. İkisini bir, ikisini bir çıkarıyoruz. Sonuna kadar bu şekilde ikili trabzanlar yapalım. Evet. Dönüşlerde 2 zincir çekiyoruz arkadaşlar. 2 zincir çekip geri dönüyoruz. Alttaki trabzanların üzerine trabzan yapıyoruz. Hemen bakın, bu dipten değil, yanından devam ediyoruz. Yine ikili trabzanlar yapacağız burada da. İkisini bir, ikisini bir. Tekrar trabzan yapıyoruz. Bu şekilde altta yaptığımız trabzanların üzerine trabzan yapacağız. İkisini bir, ikisini bir. Buraya kadar devam edelim. Evet. İki zincir çekip geri dönüyoruz. Yine aynı işlemi yapacağız. Hemen yanından trabzanlara devam ediyoruz. Şu an arkadaşlar, üçüncü sıramıza geçtik. Bunu toplamda 12 sıra aynen bu şekilde devam ediyoruz. Aynı şekilde örerek. İki zincir çekiyoruz dönüşlerde. Ve alttaki trabzanların üzerine trabzan yapıyoruz. Bakın. Şu an 3. sıramız oldu. Bunu 12 sıraya tamamlayacağız. Yani buradan saydığımızda 12 olacak. Şu bölümünü yapıyoruz. Şu bölümünü. A bölümünü yapıyoruz. Şu an 3. sıramızdayız. 12, toplamda 12 sıra olana kadar bu şekilde örelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bakın. 2, 4, 6, 8, 10, 12 sıra yaptık. 13. sıraya geçiyoruz arkadaşlar. 21 tane ikili trabzanımız olacak. İkişer tane köşelerden arttıracağız. Şimdi 2 zincir çekip geri dönüyoruz. 1, 2. Dönüyoruz. Üstüne alıp bakın hemen dibine. Bir tane daha batıyoruz. İkili trabzan yapıyoruz. Zincirimizi de çift yapmış olduk. Üstüne alıp tekrar yanındakine de arttırma yapıyoruz. Bir tane yaptık. Bir tane yine aynı noktaya ikili trabzan yapıyoruz. Bakın,
4'e çıkarmış olduk. Şimdi çıkışta 2 tane kalacak şekilde aradaki trabzanları normal şekilde düz bir şekilde örelim. Şekilde üstünü alıp batıyoruz. İkisini bir, ikisini. Çıkışta da aynı işlemi yapacağız. Bakın bu zincirlerin 2 tane zincir çekiyoruz ya, onların üzerine, onlara trabzan kabul ediyorduk. Burada 2 tane trabzan kalacak şekilde örelim. Evet, bakın. Buraya geldik. Yine buradaki işlemi yapıyoruz. 2'şer tane arttıracağız. Üstünü alıp batıyoruz. 1 tane ikili trabzan. Üstünü alıp yine aynı noktaya arttırma yapıyoruz. Üstünü alıp bakın şu köşedeki zincirimizin, çektiğimiz zincir var ya, onun da üzerine, onu çünkü trabzan kabul ediyoruz. 1 tane yapıyoruz. Üstünü alıp yine aynı noktaya 1 tane daha ikili trabzan yapıp arttırma yapmış oluyoruz. Bakın bu şekilde oluyor. Evet, şimdi 14. sıramıza geçeceğiz. 14. sıramızda birer tane arttırma yapacağız ve trabzan sayımız 23'e çıkacak. 2 zincir çekip dönüyoruz. Bakın hemen dibine. Şuradan. Bir tane daha yapıp bir arttırmamızı yapmış olduk. Zincirde 2 oluyor çünkü. Yine aradaki trabzanlara devam ediyoruz. Batıyoruz. İkisini bir, ikisini bir çıkarıyoruz. Tekrar batıyoruz. İkisini bir, ikisini bir. Sonda bir tane kalacak şekilde örüyoruz. Evet. Sona geldik. Burada dönüş zincirimiz vardı. Onu trabzan kabul ediyorduk. Oraya da bir tane arttırma yapıyoruz. Bir tane yaptık. Ve yine bir tane daha. Şimdi bu yaptığımız arkadaşlar 14. sıramızdı. 15 ve 16. sıralarda yine girişte ve çıkışta birer tane arttıracağız. 15 ve 16. sıramızda birer tane arttırarak örelim. Evet. Şimdi arkadaşlar 17. sıramıza geldik. Şimdi 30 tane trabzanımız olacak. Birer tane kenardan, bir de ortada herhangi bir yerden bir arttırma yapacağız. Şimdi 2 zincir çekip geri dönüyoruz. Hemen girişte ilk arttırmamızı yapıyoruz. Hemen bakın dibine batıyoruz. İkisini bir, ikisini bir. Şimdi trabzanları örmeye devam edeceğiz. Burada yeri o kadar önemli değil. Herhangi bir yerde bir arttırma daha yapacağız arkadaşlar. Üstüne alıp batıyoruz. İkisini bir, ikisini bir. Trabzanlarımıza devam ediyoruz bu şekilde. Burada bir arttırma daha yapalım. Bir tane yapıyoruz. Üstünü alıp aynı noktaya bir tane daha arttırmış oluyoruz. Ve tekrar trabzanlara devam ediyoruz. Bu şekilde. Sona kadar gelelim. Sonda bir arttırma daha yapacağız. Evet. Sona geldik. Burada da bir arttırmamızı yapıyoruz arkadaşlar. Bir tane daha aynı noktaya. Evet. Bakın bu şekilde. Şimdi 18. sıramıza geldik arkadaşlar. Bu sıramızda trabzan sayımız 34'e çıkacak. Şimdi bir örüp 2 arttıracağız. Girişte, çıkışta da tam tersini yapacağız. Şöyle göstereyim. Şimdi 2 zincir çekip geri dönüyoruz. Bakın bu hemen dibine batmıyoruz. Bir sonraki noktadan batıyoruz. Bir tane trabzan yapıyoruz. Bir örmüş olduk. Şimdi 2 tane arttırıyoruz. Bir, aynı noktaya bir tane daha. Ve tekrar bir tane daha arttırma. Üstünü alıp aynı noktaya bir tane daha. Yani girişte bir ördük, 2 arttırma yapmış olduk. Şimdi aradaki trabzanları yine örüyoruz. Buraya kadar geleceğiz. Burada da şimdi girişte bir, önce bir tane ördük ya.
İki tane arttırdık. Şimdi burada iki tane arttırıp bir tane öreceğiz. Tam tersini yapmış olacağız. O yüzden bize 3 ilmek gerekiyor. İki tane arttıracağız. Bir tanesini de öreceğiz. Yani burada sonda 3 ilmek kalana kadar burayı örelim arkadaşlar. Evet. Bakın. 3 tane kaldı. Şimdi 2 arttırıyoruz. Önce birincisini. Bir battık. Aynı noktaya bir tane daha. Şimdi diğerini arttırıyoruz. Bir. Aynı noktaya bir tane daha. Ve son zincirimizin üstüne de bir tane örüyoruz. Bu şekilde. 19 ve 20'yi birer tane arttıracağız. 20. sırayı. 2 zincir çekip geri dönüyoruz. Hemen dibine bir arttırmamızı yapıyoruz. Üstüne alıp devam ediyoruz. Aradaki trabzanları düz, normal bir şekilde örüyoruz. Şimdi burada bir arttırma yaptık. Çıkışta da bir arttırma yapacağız. Daha sonraki sırada da birer tane arttırma yapacağız. Yani 19 ve 20. sıraları birer tane arttırma yapacağız. En son 38 tane trabzan olacak elimizde. İki sırayı birer tane arttıralım. 19 ve 20. sıraları ördük birer arttırarak. Şimdi 21. sıradayız. Trabzan sayımız 42'ye çıkacak. İkişer tane arttırma yapacağız. İki zincir dönüyoruz. Hemen dibine batıp bir arttırma yapıyoruz. Üstüne alıp bir sonrakine de bir tane arttırma yapıyoruz. Bakın, aradaki trabzanları düz bir şekilde örüyoruz. Batıyoruz. İkisini bir, ikisini. Sonda yine iki tane arttırmamızı yapacağız. Evet, sonda yine iki arttırmamızı yapıyoruz. Birincisi ve sonuncusu zincirimizin üstü. Üstüne alıp aynı noktaya. Evet, şimdi 22. sıramıza geçeceğiz. 46 tane trabzanımız olacak. Şöyle yapıyoruz. Bir arttırıyoruz. 4 örüyoruz ve tekrar bir arttırıyoruz. Şimdi iki zincirimizi çekelim. Dönelim. Hemen dibine bir arttırmamızı yapalım. 4 tane örüyoruz. Normal bir şekilde arttırma yapmadan. 1 2 3 4 bir tane arttırıyoruz. Bir tane arttırdık. 4 tane ördük ve tekrar bir tane arttırdık. Şimdi çıkışta da aynı işlemi yapacağız. Bir arttırdık, 4 ördük, bir arttırdık. Toplamda 6 tane trabzanımız gerekecek. Yani 6 tane, sonda 6 tane trabzan kalana kadar aradaki trabzanları düz bir şekilde bu şekilde örelim. Evet, sonda 6 tane trabzanımız var. Bir tane arttırıyoruz. Dört tane örüyoruz. Bir, iki, üç, dört. Ve sonda yine zincirin üzerine şöyle biraz sert olabiliyor bazen. Bir arttırmamızı yapıyoruz. Aynı noktaya bir tane daha batıp yapıyoruz bu şekilde. Evet, şimdi 23. sıramızdayız. 50 tane ikili trabzanımız olacak. İkişer tane arttırma yapacağız. İki zincir dönüyoruz. Hemen dibine batıp bir arttırmamızı yapıyoruz. Bir tane daha arttırma yapıyoruz. Aradaki trabzanları örüyoruz normal bir şekilde. Ve burada da arttırma yapacağız. İki tane arttırma.
Şimdi şu an 23. sıradayız. 23, 24, 25. sıraları ikişer kere arttırma yapacağız. Aynen bu gösterdiğim şekilde. Çıkışta ve girişte ikişer tane arttırma yapacağız. Yani 23. sıradayız. 23'ü, 24'ü, 25'i ikişer kere bu şekilde arttıralım. Toplamda trabzan sayımız 58'e ulaşacak arkadaşlar. Evet, bak. Bu şekilde oldu. Şimdi 26. sıradayız. Trabzan sayımız 60'a çıkacak. Birer tane arttırma yapacağız bu sırada. İki zincir çekip geri dönüyoruz. Hemen bir tane arttırmamızı yapıyoruz. Sıra sonuna kadar aradaki trabzanları normal bir şekilde örüyoruz. Buraya kadar örelim. Evet, sonda bir tane daha arttırmamızı yapıyoruz. Aynı noktaya batıyoruz ve çift yapıyoruz. Evet. Şimdi arkadaşlar 27 ve 28. sıralarda arttırma yapmadan öreceğiz. Düz bir şekilde öreceğiz. İki zincir çekiyoruz. Geri dönüp buraya hemen dibinin değil, bir sonraki noktaya, yani arttırma yapmadan öreceğiz arkadaşlar. Üstüne alıp batıyoruz. İkisini bir, ikisini bir. Evet, 27 ve 28. sıraları arttırma yapmadan düz bir şekilde örelim. Evet. Şimdi arkadaşlar 29. sıramıza geçtik. 62 tane trabzanımız olacak. Bir tane arttırma yapacağız. Şimdi iki zincir çekip geri döndük. Hemen dibinden bir arttırmamızı yapıyoruz. Ve aradaki trabzanları düz bir şekilde örüp sonda da bir arttırmamızı yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi 3 sıra bu şekilde yapacağız. Birer tane arttırma yaparak. Yani şu an 29. sıradayız. 29, 30, 31. sıralarda birer tane arttırma yapacağız. Hem girişte hem çıkışta. Toplam trabzan sayımız da 66'ya çıkacak. Evet arkadaşlar, 3 arttırmamızı yaptık. 3 sıra birer tane arttırmamızı yaptık. Şimdi 32. sıramıza geçtik. Arttırma yapmadan düz bir şekilde örüyoruz bu sırayı. 2 zincir dönüyoruz. Üstten alıp yandan batıp devam ediyoruz. Bu şekilde trabzanları hiç arttırma yapmadan düz bir şekilde örüyoruz arkadaşlar. Evet. Sona kadar örelim. Evet arkadaşlar, şimdi 33. sıramıza geçiyoruz. Trabzan sayımız 68'e çıkacak ve birer tane arttırma yapacağız bu sırada. 2 zincir dönüyoruz. Hemen dibinden, bakın buradan bir tane örüyoruz ve arttırma yapıyoruz. Ve tekrar aradaki trabzanları arttırma yapmadan düz bir şekilde örüyoruz. Bu şekilde. Şimdi sıra sonuna kadar geliyoruz. Burada da bir arttırma yapıp diğer sıraya geçeceğiz. Evet, sonda bir arttırmamız daha yapıyoruz. Bir tane daha aynı noktaya batıp çekiyoruz. Şimdi arkadaşlar 34. sıramıza geçeceğiz. Bundan sonra arttırma işlemi yapmadan biraz öreceğiz arkadaşlar. Yani 34, 35, 36, 37, 38, 39. sıraları arttırma yapmadan öreceğiz. 6 sıra daha arttırma yapmadan düz bir şekilde öreceğiz arkadaşlar. 2 zincir çekip dönüyoruz. Hemen bir sonraki noktaya arttırma yapmadan batıyoruz. Ve düz bir şekilde örmeye devam ediyoruz. Bu şekilde 6 sıra daha, yani 39. sıraya kadar, 39. sırada dahil bu şekilde arttırma yapmadan
düz bir şekilde öreceğiz arkadaşlar. 6 sıra daha örelim. Evet arkadaşlar, bakın 6 sırayı da ördük. Şimdi bu aşamada hemen bu ipleri de yapacağız. İp uzunluğu sizin tercihinize kalmış. Fakat şöyle 100 tane zincir çekip buradan devam ediyoruz arkadaşlar. Zincir çekiyoruz. 100 tane zincir çekelim. Evet, zincirimizi çektik. Siz daha uzun ya da biraz daha kısa yapabilirsiniz. Buradan arkadaşlar üstünü alıp 1, 2, 3'üncüye batıyoruz. İkili trabzan yapıyoruz. Üstünü alıp batıyoruz. İkili trabzan yapıyoruz. Yani bu çektiğimiz zincirlerin üzerine birer tane ikili trabzan yapacağız. Bu şekilde. Daha ince olmasını istiyorsanız bu bölümün tekli trabzan da yapabilirsiniz. Ya da sık iğne de yapabilirsiniz. Evet. Çektiğimiz zincire ikili trabzan yapalım. Evet. Bakın. Buraya kadar geldik. Şimdi arkadaşlar buraya da düz bir şekilde trabzanların üzerine trabzan yapacağız. Buradan hemen ilkinden devam ediyoruz. İkisini bir, ikisini bir. Pardon. Üstüne alıp batıyoruz. İkisini bir, ikisini bir. Alttaki trabzanların üzerine birer tane trabzan yapacağız. Daha sonra buraya geleceğiz arkadaşlar. Buradaki yaptığımız işlemi aynen bu şekilde de burada da yapacağız. Buraya kadar geliyoruz, zincir çekip tekrar trabzan yapıp burada bitiriyoruz. O şekilde yapalım. Evet arkadaşlar, bakın bu şekilde ön kısmımızı bitirmiş olduk. Hemen buradan çevirip arka kısmımızı yapacağız. Şuradan şöyle yapabiliriz. Buradan ipimizi bağlıyoruz. İki zincir çekiyoruz. Bir, iki. Üstünü alıp hemen yandaki trabzanı batıp yine bir ikili trabzan yapıyoruz. Buradaki trabzan sayımız 17 idi arkadaşlar. Üzerine tek tek ikili trabzan yapıyoruz. Bu şekilde ipleri de yürütelim. Yani 17 tane trabzanımız olacak. Bunu arkadaşlar 6 sıra yapacağız. Bu şekilde. Alttaki trabzanlara birer tane trabzan yapıyoruz. Bu şekilde uzun olacak. Bu birinci sıramız. 5 sıra daha yapacağız. Toplamda 6 sıra yapacağız arkadaşlar. 2 tane zincir çekeceğiz. Bu şekilde örelim 6 sıra. Evet bakın. 6 sıra ördük. Şimdi arttırmalara geçiyoruz direkt. Evet, şimdi 7. sıramıza geçtik arkadaşlar. Trabzan sayımız 21'e çıkacak. 2'şer tane arttırma yapacağız. Şimdi 2 zincir çekip dönüyoruz. Üstüne alıp hemen bu dibine bir tane ikili trabzan. Üstüne alıp bir sonraki noktaya da 2 tane ikili trabzan yapıyoruz. Bir, aynı noktaya bir tane daha. Evet, aradaki trabzanları düz bir şekilde örüyoruz. Çıkışta da 2 tane arttırma yapacağız. Yani bu girişte yaptığımız arttırmayı çıkışta da yapacağız. Sonda 2 tane kalana kadar arasını normal bir şekilde örelim. Evet, sonda 2 tane var. Buraya da arttırmalarımızı yapıyoruz. 2 tane arttırma. Aynı noktaya 1 tane daha. Bu 1. En son buradaki zincirimize de 2 tane ikili trabzan yapıp arttırma yapıyoruz. Evet. Bakın bu şekilde. Şimdi arkadaşlar bundan sonra 3 sıra daha 2'şer kere arttırma yapacağız. Yani bu sırada yaptığımız işlemi yapacağız. Bu birinci sıramız oldu. 3 sıra daha yapacağız. Toplamda 4 sıra. 1, 2, 3, 4. Toplamda 4 sıra. Şimdi birinciyi yaptık. 3 tane daha
Girişte ve çıkışta ikişer defa arttırma yapıyoruz. 10. sıraya geleceğiz arkadaşlar. Trabzan sayımız 33'e çıkacak. Evet, şimdi arkadaşlar 11. sıramıza geldik. Trabzan sayımız 35 olacak. Birer tane arttırma yapacağız bu sırada. 2 zincir dönüyoruz. Üstünü alıp hemen dibine aynı noktaya batıp çift yapıyoruz. Üstünü alıp devam ediyoruz. Aradaki trabzanları tek tek örüyoruz. Bir tane arttırma yaptık. Bu şekilde aradaki trabzanları örelim. Sonda bir arttırma yapacağız. Evet. Sonda bir arttırmamızı yapıyoruz. Bir. Aynı noktaya bir tane daha. İki. Evet, şimdi arkadaşlar 12. sıraya geçiyoruz. 35 tane yine trabzanımız olacak. Çünkü bu sırada arttırma yapmayacağız. 2 zincir çekip dönüyoruz. Hemen bir sonrakinden devam ediyoruz. Arttırma yapmadan düz bir şekilde bu sırayı örüyoruz. Diyoruz. İkisini bir çıkarıyoruz. Bu sırayı arttırma yapmadan düz bir şekilde örelim. Evet. Şimdi arkadaşlar 13. sıramıza geçtik. Trabzan sayımız 37'ye çıkacak. Birer tane arttırma yapacağız bu sırada. 2 zincir dönüyoruz. Üstünü alıp hemen dibine bir tane batıyoruz ve çift yapıyoruz. Aradakileri düz bir şekilde örüyoruz. Çıkışta da bir tane arttırma yapacağız arkadaşlar. Ve bundan 3 sıra yapacağız toplamda. Şu an 13. sırayı yapıyoruz. 13, 14, 15. Bu birinci sıramız. 2 sıra daha birer tane arttırma yapacağız. Yani 15. sırayı da birer tane arttırma yapacağız. Şu an 13. sıradayız. 14. sırada ve 15. sırada, yani toplam 3 sıra keşelerden girişte ve çıkışta birer tane arttırma yapacağız arkadaşlar. Toplam trabzan sayımız 41'e yükselecek. Evet arkadaşlar, şimdi 16. sıramıza geçtik. Trabzan sayımız 44'e çıkacak. Birer tane kenardan, bir de ortadan arttırma yapacağız. Şimdi 2 zincirle dönüyoruz. İlk birinci arttırmamızı hemen burada yapıyoruz. Ve devam ediyoruz trabzanlara. Ortada herhangi bir yerde, çok da önemli değil arkadaşlar. Mesela ortaları şurası falan. Ya gözünüzle baktığınızda şuralarda bir tane daha arttırma yapacağız arkadaşlar. Bu şekilde devam edelim trabzanları. Buraya kadar örelim. Evet, bakın. Buraya kadar geldik. Burada bir arttırmamızı yapalım. Aynı noktaya bir tane daha ve tekrar trabzanlara düz bir şekilde devam ediyoruz. Sonunda bir tane daha arttırma yapıp bitireceğiz bu sırayı. Evet, buraya kadar gelelim. Bir tane bırakıp orada arttırmamızı yapalım. Evet, sonunda yine bir arttırmamızı yapıyoruz. Bir tane daha aynı noktaya batıyoruz ve 2. Bu şekilde. Evet, şimdi 17. sıramıza geçtik. Trabzan sayımız 46'ya çıkacak. Birer tane arttırma yapacağız bu sırada. 2 zincir çekip geri dönüyoruz. Hemen dibine bir tane arttırmamızı yapıyoruz. Üstünü alıp aradaki trabzanlara devam ediyoruz düz bir şekilde. Bu şekilde devam edeceğiz. Burada sonda bir tane kalana kadar örelim. Evet. Sonda yine bir arttırmamızı yapıyoruz. Bir tane yaptık. Aynı noktaya bir tane daha. 2. Şimdi arkadaşlar 18. sıramızdayız. 50 trabzana çıkacak trabzan sayımız. Bu sırada ikişer tane arttırma yapacağız. 2 zincir dönüyoruz. Üstünü alıp hemen dibine bir tane.
üstüne alıp bir sonraki noktaya da iki tane trabzan yaparak artırmamızı yapıyoruz ve aradaki trabzanlarımızı örmeye devam ediyoruz. Bu şekilde, düz bir şekilde öreceğiz. Şimdi bu sıranın sonunda iki tane bırakıyoruz ve iki artırmamızı yine yapacağız. Evet, sonda iki artırmamızı yine yapıyoruz. Bu bir. Aynı noktaya bir tane daha. Ve burada zincirimizin üstüne. Biraz sert olabiliyor ama geçiyor. Aynı noktaya bir tane daha. Evet. Bu şekilde. Şimdi arkadaşlar 19. sıramıza geçiyoruz. Bu sıramızda trabzan sayımız 52'ye çıkacak. Birer tane artırma yapıyoruz. 2 zincir dönüp üstüne alıyoruz. Hemen dibine bir tane artırma yapıyoruz. Aradaki trabzanları düz bir şekilde örüyoruz. Üstüne alıp batıp ikisini bir çıkarıyoruz. Evet. Burada sonda bir tane kalacak şekilde örelim. Burada artırma yapacağız. Evet. Sonda bir artırmamızı yapıyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi 20. sıramıza geçiyoruz. Trabzan sayımız 58'e çıkacak. Şimdi 2 artırıp 4 öreceğiz, bir tane daha artıracağız. Şimdi şöyle 2 zincir dönüyoruz. Üstüne alıp birinci artırmamızı yapıyoruz. Bir tane daha artırma yapıyoruz. Aynı noktaya batıp artırıyoruz. Şimdi 4 tane örüyoruz. 4 trabzan. 1 2 3 4 ve bir tane daha arttırıyoruz. Aynı noktaya batıp arttırmamızı yapıyoruz. Bu şekilde. Ve tekrar trabzanlara devam ediyoruz. Çıkışta da aynı işlemi yapacağız arkadaşlar. Şimdi normal şekilde örüyoruz. Evet, sonda da aynı işlemi yapacağız. 7 tane trabzan bırakacağız arkadaşlar. Bu girişte yaptığımız işlemi çıkışa tersine doğru yapacağız. 7 tane trabzan kalacak şekilde örelim. Evet, bakın 7 tane kaldı. Şimdi tersine yapıyoruz. Önce bir tane artırma yapıyoruz. Aynı noktaya batıp artırma yapıyoruz. 4 tane trabzan örüyoruz. 1 2 3 4 ve 2 tane artırma. Aynı noktaya batıyoruz. Bu bir. Bir tane daha zincirin üstüne. Aynı noktaya tekrar. Evet, artırmamızı yapmış olduk. Evet, şimdi 21. sıradayız. Trabzan sayımız 62'ye çıkacak. 2'şer tane artırma yapacağız bu sırada. 2 zincir dönüyoruz. Hemen birincisini dibine batıp arttırıyoruz. Bir tane daha. Üstüne alıp aynı noktaya batıyoruz. Ve ikinci artırmamızı da yaptık. Şimdi aradaki trabzanları yine her zamanki gibi düz bir şekilde örüyoruz. Bu şekilde trabzanların üzerine trabzan yapıyoruz yani. Evet. Burada iki tane kalana kadar örelim. Evet, sona geldik.
Yine iki tane arttırmamızı yapacağız. Aynı noktaya bir tane daha. Bu bir. Bu da ikinci arttırmamız. Evet, şimdi 22. sıramıza geldik arkadaşlar. 66 tane trabzanımız olacak. Bir örüp 2 arttıracağız. Girişte. Çıkışta da 2 arttırıp 1 öreceğiz. Tam tersini yapacağız yani. 2 zincir üstüne alıp şimdi 1 öreceğiz hemen şuraya. Üstüne alıp 2 tane de arttırma yapacağız. Aynı noktaya bu birinci arttırmamız. Bir sonraki trabzana yine çift batıyoruz. Bu da ikinci arttırmamız. Aradaki trabzanların üzerine normal şekilde arttırma yapmadan düz bir şekilde örüyoruz. Bu şekilde örüyoruz. Burada sonda 3 tane trabzan kalacak. 3 trabzanı da 2 tane arttırıp 1 örüp bitireceğiz. Evet, bakın. 3 tane trabzanımız var. Şimdi 2 arttırıp 1 öreceğiz. Burada girişte 1 örüp 2 arttırmıştık. Şimdi önce arttırmalarımızı yapalım. Bu birinci, bir sonraki noktaya da yine bir arttırma. En son zinciri de bir tane örüyoruz. Evet, bu şekilde. Evet arkadaşlar, şimdi 23. sıramızdayız. 70 tane trabzanımız olacak. İkişer tane arttırma yapacağız. Girişte ve çıkışta. 2 zincir üstüne alıp hemen dibine bir tane arttırma yapıyoruz. Üstüne alıp bir sonraki trabzanın üzerine de bir tane arttırma yapıyoruz. 2 tane arttırma yapmış olduk. Ve tekrar aradaki trabzanları düz bir şekilde örüyoruz. Batıyoruz. Tekrar üstüne alıp batıyoruz. Evet, bu şekilde. Burada çıkışta da 2 tane trabzan bırakalım. 2 tane arttırma yapacağız. Evet arkadaşlar, sonda 2 arttırmamızı yapacağız. Üstüne alıp aynı noktaya bir tane daha trabzan yapıyoruz ve bu 1 oluyor. Tekrar bir tane de buradaki zincirimizin üzerine bir aynı noktaya batıyoruz. Yine çift yapıyoruz ve 2 tane arttırmamızı yapmış olduk. Şimdi arkadaşlar 24. sıramıza geçtik. Burada trabzan sayımız 73 olacak. Birer tane kenardan, bir de şurada ortada herhangi bir yerden bir tane arttırma yapacağız. Şimdi 2 zincir üstüne alıyoruz. Aynı dibine batıyoruz ve bir arttırma yaptık. Ve tekrar trabzanlarımıza devam ediyoruz. Bu şekilde ortada bir yerde yine bir arttırma yapacağız. Evet. Bu şekilde geliyoruz. Şurada bir yerde göz kararı bakabilirsiniz. Sayısı çok önemli değil. Şuralarda bir yerde bir arttırmamızı daha yapacağız. Evet, bakın. Göz kararı bakıyorum. Ortada bir yerde yine bir arttırmamızı yapacağız. Bir tane trabzan üstüne alıp aynı noktaya bir tane daha ve bir arttırma yapmış olduk. Tekrar devam ediyoruz. Bu şekilde. Düz bir şekilde örüyoruz. Burada da bir arttırmamızı yapacağız. Evet, sondayız. Yine bir arttırmamızı yapıyoruz. Üstüne alıp aynı noktaya batıyoruz ve ikisini bir çıkarıyoruz bu şekilde. Evet, şimdi 25. sıramızdayız. 75 tane trabzanımız olacak. Birer tane arttırma yapıyoruz. 2 zincir üstüne alıp aynı noktaya batıyoruz. Bir arttırma yapıyoruz. Aradaki trabzanları düz bir şekilde örüyoruz. Öyle. Altık trabzanların üzerine
trabzan yapıyoruz. Düz bir şekilde geliyoruz. Burada sonda bir tane kalacak şekilde öreceğiz. Burada da artırma yapıp bitireceğiz bu sırayı. Evet, sona geldik. Yine burada da birer tane, yani bir tane artırma yapıyoruz. Bir tane yaptık. Aynı noktaya batıyoruz ve bir tane daha artırmamızı yaptık. Şimdi arkadaşlar 26. sıramızdayız. 79 trabzanımız olacak. Bir arttıracağız. 6 tane örüp yine bir arttıracağız. Bu işlemi sonda da aynı şekilde yapacağız arkadaşlar. 2 zincir çekiyoruz. Üstüne alıp hemen dibine batıyoruz. Bir tane arttırmamızı yapıyoruz. 6 tane düz bir şekilde örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 ve bir tane yine arttırma yapıyoruz. Evet. Ve şimdi aradaki trabzanları düz bir şekilde öreceğiz. Sonda 8 tane trabzanımız kalacak. Aynı işlemi çünkü sonda da yapacağız. Bakın. Burada 8 tane kalacak şekilde buraya kadar örelim. Burada yine girişteki işlem gibi yapacağız. Evet, burada 8 tane trabzanımız kaldı. Şimdi bir tane arttırıyoruz. Üstünü alıp yine aynı noktaya. 6 tane örüyoruz tek şekilde. 1 2 3 4 5 6 ve son olarak bir tane arttırıyoruz. Buradan zincirin üstünden. Üstüne alıp aynı noktaya yine bir tane batıyoruz. Ve arttırmış oluyoruz arkadaşlar. Bu şekilde. Bir arttırdık. 6 tane ördük ve tekrar bir arttırma yaptık. Evet, şimdi arkadaşlar 27. sıramıza geldik. Trabzan sayımız 81. Şimdi 27 ve 28. sıraları birer tane arttırma yapacağız. Girişte ve çıkışta. 2 zincir çekip üstüne alıyoruz. Aynı noktaya batıyoruz ve bir arttırmamızı yapmış oluyoruz. Tekrar aradaki trabzanları düz bir şekilde örüyoruz. Buraya kadar geliyoruz. Burada da bir arttırma yapacağız ve 28. sırada, bundan sonraki sırada da girişte ve çıkışta birer tane arttırma yapacağız. Trabzan sayımız 28. sıranın sonunda 83 olacak arkadaşlar. Bakın burası 27. sıramız. Bir ve bir tane girişte bir tane çıkışta arttırma yapacağız. 28. sıraya da bir girişte ve bir çıkışta aynı bu birer tane arttırma yapıyoruz. O şekilde yapacağız arkadaşlar. Evet, şimdi arkadaşlar 29. sıramızdayız. 86 tane trabzanımız olacak. Birer tane kenardan, bir de burada herhangi bir yerde, ortada bir yerde ortadan bir tane arttırma yapacağız. Şimdi 2 zincir çekip üstüne alıyoruz. Birinci arttırmamızı burada yapıyoruz. Ve devam ediyoruz. Ortada bir yerde bir arttırma daha yapacağız. Üstüne alıp batıyoruz. Burada düz bir şekilde örüyoruz. Şurada bir yerde yine bir arttırma yapıp devam edeceğiz. Evet, bakın. Buraya kadar geldik. Göz kararı. Ortada bir yerde. Yine burada hemen bir tane arttırma yapacağız. Üstünü alıp aynı noktaya. Evet. Bir tane arttırmamızı yapmış olduk. Tekrar sonda bir tane yine arttırma yapacağız çıkışta. Aradaki trabzanlarımızı düz bir şekilde örüyoruz. Buraya kadar gelelim. Burada da bir arttırma yapacağız. Evet, yine köşedeyiz arkadaşlar. Üstünü alıp son bir tane daha arttırmamızı da burada yapıyoruz. Batıyoruz. Bu şekilde arttırmamızı yapmış olduk.
Evet, şimdi arkadaşlar 30. sıramızdayız. Trabzan sayımız 88 olacak. Birer tane artırma yapacağız. 2 zincir üstüne alıp hemen dibine batıyoruz. Birinci artırmamızı da burada hemen yaptık. Şimdi aradaki trabzanları artırma yapmadan düz bir şekilde örüyoruz. Sadece girişte ve çıkışta birer tane artırma yapacağız bu sıramızda. Buradan sonda bir tane kalacak şekilde örelim. Evet, sona kadar yine geldik. Burada da bir artırmamızı yapıyoruz. Bir tane yaptık. Aynı noktaya bir tane daha. Ve artırmamızı yapmış olduk. Evet, şimdi arkadaşlar 31. sıramızdayız. Trabzan sayımız 91 olacak. Birer tane kenardan, bir tane de şurada ortalarda bir yerden artırma yapacağız. Şimdi iki zincir çekiyoruz, üstüne alıp batıyoruz. İkisini bir çıkarıyoruz. Bakın burada bir artırmamızı yaptık. Diğer aradakilere devam ediyoruz. Ortada bir yerde tam sayısı önemli değil. Göz kararı bakabilirsiniz. Bu şekilde oraya kadar trabzanlarımızı öreceğiz. Şuralarda bir yerde bir artırma daha yapacağız. Buraya kadar örelim. Evet, şöyle ortaya kadar. Nerede olduğu o kadar önemli değil arkadaşlar. Burada hani ortada bir yerde hemen bir tane daha artırmamızı yapıyoruz. Üstüne alıp aynı noktaya bir tane daha batıyoruz. Bakın artırma yapmış olduk ve diğer trabzanları örmeye devam ediyoruz. Bu şekilde. Evet, sonda bir tane daha artırmamızı yapacağız. Evet, sona geldik. Sonda da bir tane artırmamızı yapıyoruz. Aynı noktaya batıyoruz. İkisini bir çıkarıyoruz. Bu şekilde. Evet, şimdi 32. sıramızdayız. 93 tane trabzanımız olacak. Birer tane artırma yapacağız. Şimdi 2 zincir üstüne alıp hemen dibine batıyoruz ve bir artırmamızı yapıyoruz. Aradaki trabzanları yine aynı şekilde düz bir şekilde örüyoruz arkadaşlar. Bu şekilde. Aralarda artırma yapmadan örüyoruz. Burada sonda bir tane kalacak şekilde burada da artırma yapacağız. Evet, sona geldik. Sonda da yine bir artırmamızı bir tane yapacağız. Üstüne alıp aynı noktaya bir tane daha ve artırmamızı yapmış olduk. Evet, şimdi 33. sıramızdayız. Trabzan sayımız 93 arkadaşlar. Hiç artırma yapmadan düz bir şekilde öreceğiz. İki zincir çekip üstüne alıyoruz. Hemen yandan devam ediyoruz. Arttırma yapmıyoruz. Trabzanların üzerine birer tane bu şekilde trabzanlarımızı yapacağız. Evet. Arttırma yapmadan bu sıramızı da örelim. Evet, şimdi 34. sıramızdayız arkadaşlar. 95 trabzanımız olacak. Birer tane artırma yapacağız. 2 zincir çektik. Hemen bakın bu dibine batıyoruz. Bir artırmamızı yaptık ve devam ediyoruz. Aradaki trabzanları düz bir şekilde örüyoruz. Artırma yapmayacağız arada. Bu şekilde devam edeceğiz. Burada bir tane kalacak şekilde örelim arkadaşlar. Burada artırma yapacağız. Evet, sonda bir tane artırmamızı yapıyoruz. Aynı noktaya bir tane daha batıyoruz. Bu şekilde. Evet, düz bir şekilde yandan devam edeceğiz. Artırma yapmadan bu sırayı öreceğiz arkadaşlar. Trabzanların üzerine birer tane trabzan. Evet, bakın.
düz bir şekilde artırma yapmadan örelim. Şimdi arkadaşlar 36. sıramızdayız. Trabzan sayımız 97 olacak. Birer tane girişte ve çıkışta artırma yapacağız. Hemen 2 zincir çekmiştik zaten. Hemen dibine bir tane trabzan yapıyoruz. Ve artırmamızı yapmış oluyoruz. Şimdi aradaki trabzanları düz bir şekilde örüyoruz. Bir şekilde. Evet. Bu şekilde devam ediyoruz. Burada sonda bir tane kalacak şekilde burada bir arttırmamızı yapacağız. Evet. Sonda bir arttırmamızı yapıyoruz. İkisini bir, ikisini bir. Yine aynı noktaya bir tane daha. Bakın, bu şekilde artırmamızı girişte ve çıkışta yaptık. Evet arkadaşlar 37. sıramızdayız. Trabzan sayımız 97 olacak. Burayı da artırmadan düz bir şekilde öreceğiz. 2 zincir çektik. Hemen yan taraftan devam ediyoruz. Bu şekilde... Bütün trabzanların üzerine birer tane yine trabzan yapıyoruz. Hiç girişte ve çıkışta artırma yapmıyoruz arkadaşlar. Bakın bu şekilde. Dümdüz artırma yapmadan bu sırayı da örelim. 2 zincir çekip geri dönüyoruz arkadaşlar. Şimdi 38. sıramızdayız. Bu sırada arkadaşlar trabzan sayımız 99. Birer tane artırma yapacağız. Hemen üstüne alıp buradan... Bir tane dibine batıp artırmamızı yapıyoruz. Ve sona kadar aradaki trabzanları tek tek örüyoruz. Sonda da bir artırma yapacağız. Şekilde. Evet. Sona kadar sonda bir tane kalacak şekilde örelim. Evet. Sonda bir artırmamızı yapıyoruz. Aynı noktaya bir tane daha. Evet, bu şekilde. Evet arkadaşlar, 39. ve son sıramızdayız. Bu sıramızı da arttırma yapmadan düz bir şekilde öreceğiz. 2 zincir çekip üstüne alıyoruz. Hemen yan taraftan devam ediyoruz. Tek tek trabzanların üzerine trabzan yapıyoruz. Arttırma yapmadan öreceğiz. Bu şekilde trabzanlar örüyoruz. Sona kadar örüp bitirelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, artırma yapmadan son sıramızı da bu şekilde ördük. Evet. Şimdi arkadaşlar, bu öndeki yaptığımız ipleri aynısını burada da yapacağız. Zincir çekerek başlıyoruz. Zincirimizi çektikten sonra bakın bu şekilde trabzanlar yapıyoruz. Aynı bu gösterdiğim şekilde burasını tamamlayacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bikinimizin alt kısmı bitti. Bakın bu şekilde. Şimdi diğer kısmına geçeceğiz. Üst kısmını yapacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, zincir çekerek başlıyoruz. 23 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 23'e tamamlayalım. Evet. Şimdi buradan üstüne alıp 1, 2, 3'üncüye batarak ikili trabzan yapıyoruz. Zincirimizle 2 oldu. Ve çektiğimiz diğer zincirlerin üzerine birer tane ikili trabzan yapacağız. Bu şekilde ikisini bir, ikisini bir üstüne alıp batıyoruz. İkisini bir, ikisini bir. Evet, sona kadar ikili trabzan yapalım. Evet, bakın 21 tane ikili trabzan yaptık. Burada sonda bir tane bırakıyoruz. Onu da hemen artırma yapacağız arkadaşlar.
Şimdi sondakinin içine 2 tane 2 litre absan yapıyoruz. 1. Aynı noktaya bir tane daha. 2. 2 zincir araya çekiyoruz. Üstünü alıp yine aynı noktaya 2 tane daha 2 litre absan yapıyoruz. 1. Aynı noktaya bir tane daha. Bakın bu şekilde. Ve tekrar bu trabzanların karşısına yine ikili trabzanlar yapacağız. Şöyle ipimizi yürütelim. Üstüne alıp hemen bakın şu iki tane yapmıştık boşluğu. Onun karşısından batıyoruz. İkisini bir, ikisini bir. Üstüne alıp devam ediyoruz. İkisini bir, ikisini bir. Üstüne alıp batıyoruz. Yani karşılarına da birer tane yine trabzan yapmış olacağız. Buraya kadar örelim. Evet, iki zincir çekip geri dönüyoruz. Bakın buraya kadar trabzan yapacağız. Hemen altta yaptığımız trabzanların üzerine birer tane trabzan yapacağız bu şekilde. Pardon. Üstüne alıp batıyoruz. Buraya kadar, boşluğa kadar, bakın şuraya kadar. Burada arttırma yapıyoruz ya. Arttırma yaptığımız yere kadar düz bir şekilde örelim arkadaşlar. Evet, buraya geldiğimizde yine arkadaşlar iki tane trabzan yapıyoruz boşluğa. Bu bir. Aynı noktaya bir tane daha. Arada iki zincir çekiyoruz. Üstüne alıp yine boşluğa iki tane daha trabzan yapıyoruz. Bu şekilde. Ve tekrar yan taraftan devam ediyoruz. Trabzanların üzerine trabzan yapıyoruz. Evet, aşağı doğru örüyoruz. Evet arkadaşlar, bakın. İkinci sıramızı da bitirdik. Bundan sonra yapacağımız işlem sadece bu arkadaşlar. 10 sıra daha aynen bu şekilde yapacağız. Yani 2 sıra yaptık. Toplamda 12 sıra yapmış olacağız. Bu şekilde. Şöyle göstereyim. 12 sıraya bunu tamamlayacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar. 12 sıra bu şekilde. Aynı burada gösterdiğim şekilde. Buradan itibaren 12 sıra ördüm. Evet, bakın. Buraya geldiğimizde bu aşamada hemen yeni ipimizi yapacağız arkadaşlar. 130 tane zincir çekip yapacağız. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 130 tane zincir çekelim. Daha sonra ona 2 litre trabzan yapacağız. Evet, 130 tane zincirimizi çektik. Evet, üstüne alıp 1, 2, 3.'den batarak yine ikili trabzanlar yapıyoruz. Bu şekilde çektiğimiz bütün zincirlerin üzerine ikili trabzan yapıyoruz tek tek. Burada daha ince olmasını istiyorsanız tekli trabzan ya da sık iğne yapabilirsiniz. Yani sadece böyle zincir bırakırsanız pek sağlam olmayabilir. Evet, bakın bu şekilde buraya kadar ikili trabzan yapalım. Evet, son zincirimize de yine trabzanımızı yapıp hemen bakın bu dipten kaydırma yaparak birleştiriyoruz. Bu şekilde. Evet, bakın. Buraya geldik. Şimdi burada kenarlara işlem yapacağız. 1, 2, 3 zincir çekiyoruz. Üstüne alıp aynı noktaya 3 tane ikili trabzan. Zincirle beraber 4 oluyor. Zincirle şu an 3 oldu. 4 oldu. Bakın 1, 2, 3. 3. noktaya kaydırma ile birleştiriyoruz. Bu şekilde. Tekrar üst zincir. 1, 2, 3. Üstüne alıp hemen yine aynı noktaya. Dibine. 3 tane daha. İkili trabzan yapacağız. Bu şekilde. Zincirle 4 oluyor.
1, 2, 3 tane sayıp 3.'ye kaydırma yapıyoruz. Bakın bu şekilde buraya kadar yapalım. Evet arkadaşlar, bakın son örgümüzü de yaptık. Buradan tam tepesinden kaydırma yaparak birleştiriyoruz ve zincir çekeceğiz. Evet bak, buraya kadar geldik arkadaşlar. Burada yine zincir çekeceğiz. Buradaki işlem gibi 130 tane zincir çekelim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 130 tane zincir çekelim. Daha sonra o zincirlere ikili trabzanlar yapacağız. Evet arkadaşlar, 130 tane zincirimizi çektik. Üstüne alıp 1, 2, 3. Hemen buradan yine trabzan yapıyoruz. Burada da bütün zincirlerin üzerine yine ikişer tane, iki tane ikili trabzan yapıyoruz. Bu şekilde üstüne alıp batıyoruz. İkisini bir, ikisini bir çıkıyoruz. Aşağı kadar örelim. Bu şekilde olacak. Trabzanla geldik. Hemen buradan yine oyalara devam edeceğiz. 1, 2, 3 zincir çekip üstüne alıyoruz. Hemen dibine 3 tane ikili trabzan. Zincirle beraber 4 oluyor. Bakın bu şekilde. 1, 2, 3. Buradan kaydırarak birleştiriyoruz. 1, 2, 3. Hemen dibine 1, 2, 3. Zincirle beraber 4 oluyor. 1, 2, 3. Hemen yine buradan kaydırma yapıyoruz. Yani bu işlemi aşağı doğru yapmış olduk. Buraya kadar örelim. Evet bakın. Buraya kadar geldik. Şimdi diğer ucu da birleştireceğiz. Evet arkadaşlar bakın. Buraya, bu uca geldiğimizde hemen diğeriyle birleştiriyoruz. Buradan. Ve diğer işlemi yapacağız. Bunları şöyle alayım. Bakın hemen şu uçtan dibinden bir kaydırıyoruz. Bakın. Bir tane dibine kaydırıp tekrar bakın bu işlemi yapacağız. 2 zincir, 3 zincir, üstüne alıp hemen yandaki noktaya 1, 2, 3 tane trabzan yapıyoruz. 1, 2, 3. yerden kaydırarak birleştiriyoruz. Tekrar 1, 2, 3 tane trabzan yapıyoruz. Hemen aynı noktaya dibine 1, 2, 3, 1, 2, 3. yerden birleştiriyoruz. Bakın bu şekilde. Evet arkadaşlar, burada yaptığımız işlemin aynısını da burada yapıyoruz. Buraya kadar geliyoruz. Burada zincirimizi çekip trabzanla geri dönüyoruz. Tekrar aşağı kadar aynen bu kenarındaki oyalardan yapıyoruz. Burada da yine bu şekilde zincir çekip tekrar trabzanla burada bitiriyoruz arkadaşlar. Yani buradaki yaptığımız işlemi bunun etrafında da yapalım. Evet arkadaşlar, bakın bu şekilde birleştirdik. Şimdi buradan zincir çektik ilk başta. Zincirin üstüne trabzan yaptık. Daha sonra burada arada modeli yaptık. Bakın bu şekilde. Tekrar bir zincir. Tekrar trabzan. Bu şekilde arada modellere devam ediyoruz. Zincir çekiyoruz. Trabzan çekiyoruz. Ve tekrar devam ediyoruz. Zincir çekip trabzan yapıyoruz. Yani buradan başlayıp devam ediyoruz. Ve burada bitiriyoruz. Evet, şimdi arkadaşlar buradan batarak bir sıra sık iğne geçeceğiz. Bir zincir çekiyoruz. Hemen yandan devam ediyoruz. Bakın, bir boşluğa. Diğer tarafa. Bir tepeye. Diğer tarafa.
Bu şekilde birer tane sık iğne yapıyoruz alt tarafına. Evet. Bak, bu şekilde. Bak, buradan devam ediyoruz. Bir sıra sık iğne yapıyoruz. Bir sıra daha yapacağız. Evet. Bir sıra sık iğne geçtik arkadaşlar. Evet, burada yaptığımız sık iğnelerin üzerine bir sıra daha sık iğne geçeceğiz. Bir zincir çekiyoruz. Hemen buradan dipten devam ediyoruz. Bir sıra daha sık iğne geçiyoruz. Pardon. Atıyoruz ikisini bir. Altta yaptığımız işlem gibi burayı da sık iğne yapıyoruz arkadaşlar. Evet. Bu şekilde bir sıra daha buraya kadar sık iğnemizi yapalım. Evet. Son sık iğnemizi de yapıyoruz. Bu şekilde bir sıra sık iğne geçtik arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi bu bölümdeki sık iğnenin üzerine trabzanlar yapacağız. İki zincir çekiyoruz. Üstüne alıp hemen yandan devam ediyoruz. Bu trabzanları yapmak zorunda değilsiniz. Sık iğne olarak da bırakabilirsiniz ya da farklı bir modelde yapabilirsiniz. Bu şekilde alttaki sık iğnelerin üzerine birer tane trabzan yapıyoruz sona kadar. Bu şekilde buradan buraya kadar yapalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, üstümüz de bu şekilde bitti. Buradan boyundan bağlayıp buradan da sırttan bağlıyoruz. Bu şekilde modelimiz.